Türk Traktör'ün Çevik Dönüşüm Yolculuğu'na hoş geldiniz. Bir yıla aşkın süredir devam eden Çevik Dönüşüm Yolculuğumuzu nasıl keyifle sürdürdüğümüzü, bu yolculuğun bizlere neler kattığını yine en iyi ekip arkadaşlarımız anlatır. Buse, selam. Çevik Dönüşüm Yolculuğu senin için nasıl bir yolculuk? Biz sürekli gelişen. Peki ya sence Alican? Öğrenme isteğimizi artıran. Otonom olduğumuz keyifli bir yolculuk. İşte bu yolculuk bu yüzden sürekli devam ediyor. Peki dönüşüm ne zaman başladı? Çevik dönüşüm yolculuğumuz 2020 yılının Temmuz ayında başladı. Türk Traktör olarak bu yolculuktaki en önemli odak noktalarımız neler peki? Çalışan ve müşteri deneyimi konusunda mükemmelliğe ulaşmak. Müşterilerimize en kaliteli hizmet ve ürünü sunmak. Hem kendimiz için hem de müşterilerimiz için daha fazla değer yaratmak. Organizasyonel yapımızdaki işbirliği ve iletişimi daha yüksek bir seviyeye taşımak. Dönüşüm bu yolculuğun doğasında vardı. Bu yüzden uzmanlıklarına göre farklı fonksiyonlardan Game Changers adını verdiğimiz Çevik Dönüşüm takımı oluşturdu. Ve bu takımın eşsiz vizyonuyla yolculuğumuz daha da keyifli hale geldi. Çevik Dönüşüm yolculuğu herkese ilham veren bir yolculuk olmaya başlamıştı. İşte bu noktada Türk Traktör Çevik Manifesto yazıldı. Bu yolun henüz başındayken bile ekipler arasındaki işbirliğinde ciddi bir artış gözlemlemeye başladık. Farklı birimlerin aynı hedefe ortak çabayla ulaşabileceklerinin bilincine varmaları çalışmalarımızı daha verimli kıldı. Scrum değerleri saygı, şeffaflık, cesaret, taahhüt, odak rehberimiz oldu. İlk aşamada 3 pilot takımla yola çıktık. Daha sonra bu projelerin kapsamlarını belirleyip uygun agile koçları seçtik. Agile koçlarımızın daha ilk günden itibaren projelerde fark yarattığını gözlemledik. Agile çalışma yöntemiyle yarattığımız farkındalığın ardından 2021 Şubat ayında tüm şirket çalışanlarımızla birlikte belirlediğimiz yeni agile projelere ve kalıcı tam zamanlı dönüşümlere odaklandık. Otonom takım algısıyla ilerleyen, inisiyatif alabilen ekipler iş çıktılarına da büyük ölçüde bu algıyı yansıttılar ve yansıtmaya devam ediyorlar. Yolculuk en başından beri çalışanların tecrübe ederek ilerlemelerine odaklanmıştı. Bunu daha etkin hale getirmek için Agile Experience Journey'ler kurduk. Yine kendimizi geliştirmeye durmaksızın devam ettiğimiz bu yolculukta çevik dönüşümdeki ihtiyaçları olan odağımızı artırarak ilerliyoruz. Bu amaçla Game Changer'larımız da gelişti ve Nexus'u denemeye başladı. Hilal, Nexus'u bize 10 saniyede nasıl anlatırdın? People and Culture, Agile Studio ve Transformasyon takımları olarak farklı alanlara odaklanıp Game Changers yapısını teknolojide bir şekilde devam ettiriyoruz. Tüm pilotlar, Agile inisiyatifler, Agile Experience Journey deneyimleri öğrenimlerimizle birlikte iş makineleri iş birimimizde bu süreçte kalıcı olarak dönüşüm yaşadı ve çevik çalışmaya başladı. Pınar, bu birimde çevik dönüşüm bağlamında neler yapıyorsunuz? Bu süreçte hepimiz Scrum metodolojisine çok hızlı bir şekilde adapte olduk. Hem takımlar arası iletişim ve koordinasyon bakımından hem de otonom çalışabilme noktasında çok ciddi kazanımlar elde ettik. Çevik yaklaşımı sadece işimizin değil hayatımızın da birer parçası haline getirdik. Tabii ki bu keyifli yolculuğumuzun içerisinde en başından itibaren müşterilerimiz de bizimle. Onların geri bildirimlerine göre kendimizi güncelliyoruz ve aksiyon olarak yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Ve en güzeli de herkese ilham veren dönüşüm yolculuğumuzla sürekli gelişerek, geliştirerek durmadan yol alıyoruz. Türk Traktör olarak çevik dönüşüm yolculuğumuzda diyalog ve gelişim odağında iletişim ve farkındalık çalışmalarımızla eşsiz deneyimler yaşamaya devam ediyor, Chain Station'larda birbirimizle paylaşıyoruz. Böylece hızla değişen koşullara etkin cevaplar veriyor ve bu koşullara adapte oluyoruz. Her deneyimin kendine özel olduğu bu süreçte herkese keyifli yolculuklar dileriz.